ortalığı yıktın, anlatma boş ver. Mesela şurada şöyle devasa bir şey gördüm. Wow. Bu ne lan? Bu ne? Kaç litre lan bu? 3 litre vodka. Wow. Bizde. Aslan. 50 euro. Yani şu var. Bu bildik içkilerden alıyorum. Viskileri falan. Şurada mesela absolutler var. Böyle. Bunlar da 14 falan. Şurada yine vodka çeşitleri var. 12.99. Ne? Fiskilere gidelim, fiskilere. Fiskiler burada. Bunlar var. Şurada cekleri var. Aa, büyük şey. Al sana. Al sana viski. Ben çok severim ceklerini. Bu benim getirdiklerimden değil mi? Evet, senin Amerika'dan getirdiklerimden. Ama ne kadar... Ama sen 1.75'ini getiriyorsun ya. Ha, bu 3 litre. Yani sen 2'nin 2 katı. Al, az. Kötü çeker misin? Ama Amerika'da daha uyguna birime geliyor gene de. 90 birime insanlar 3 litre viski alıyorlar. Bizde ne kadar da yok? 12. Türkiye'de 300'e yakın bir arası var. Evet, burada şaraplar var. 8.99. Mesela şöyle bir kırmızı şarap. 8.99. Şurada şöyle 5.99'a. Şöyle 4.99. En pahalısı şuymuş. Neymiş bu ya? Şaraptan da hiç anlamam ha. Şöyle bir bu 18.99. Hani gözüme çarpan en pahalı ürün bu. Yani burada böyle rose wine'lar, beyaz şaraplar, 7.99. Ha, şurada varmış bir tane 25.99. Yani adamların en pahalı şaraplarından bir tanesi 25 birim. Yani bizim Türkiye'de 25 liraya şarap alıp içebildiğimizi düşünün. Yani bizde 25 liraya şarap içenlere ne diyorlar biliyorsunuz. Yani ona ekstra söylememe gerek yok. Şurada gene tıraş köpükleri falan gördüm. Mesela şunlar. 2.55. Yine 1.95. 1.35. Şurada prezervatifler var. Onları da göstereyim. 9.95 Durex'in. Şurada gene 8.95. Bu arada bu 18'li, bu 8'li. Şurada gene başka markalar var. 5.95, 4.95. Şurada 24 paket var, 9.95. Benim en sevdiğim de saç spreyi. Biz geçen sefer kaç paraya almıştık bunları? Geçen sefer 1.10'a falan denk gelmişti. 1.10'a denk gelmişti, şimdi de 1.29. Geçen sefer indirimi daha farklı çünkü. Bunlar Türkiye'de ne kadardı bunların fiyatı? 30 TL. 30 değil mi? 30, evet. 30'u geçmişti hatta ya. Bir de bunun daha küçük boyu değil mi? Yok, bu boy. Ha, bu boy değil mi? Ha, doğru. Bizim aldıklarımız bunun büyüğüydü. Aynen. Ekstra. Büyük, uzun, büyük olanı. 1.29. Bir düşünün yani. Bizim 30 birimi aldığımız bir saç spreyini insanlar burada 1.29 alıyorlar. Şu anda indirimde olduğu için 1.29 ama indirim sadece 1.45 fark. Yani çok ama çok da büyük fark varmış arada. O aradaki farkı nasıl yani ödeyeceğiz? Kredi falan çekeriz herhalde. Evet, mesela bak burada saç boyaları var.
Sen gene saçını boyamadığın için boyayla pek bir alakan yok. Fiyatlarını yani fiyatlarını hiç bilmiyorsun. Herhalde burada da 5.75. Yani kuaförlerde 500-600 falan böyle. 5.95. 3.75. Herhalde boyalarının ortalama fiyatı bu. Saç boyalarının. Ben bir tane şey mi alsam ya? Şundan alsam mı bir tane şöyle? Şöyle griye falan boyarım saçımı ya. Boyasa da hayallerimin erkeği olur. Ya hayallerimin erkeğinden ziyade. Kızım artık YouTuber olduk. Saçımı falan boyamam lazım. Sarı yapmam lazım. Gri yapmam lazım. Şöyle meyve suları var. 0.99. Şöyle yine portakal suları var. 2.49. Arkadaşlar buraya geldiğinizde şu sulara dikkat edin. Yani içtiğinizde gazoz içiyormuş tadı alabilirsiniz. Bunların çünkü iki çeşit suyu var. Mineralli gazlı. Bir de normal gazlı suyu var. Özellikle hani o suyu alırken sorun. Yoksa bildiğiniz gazoz içiyormuş gibi içerseniz suyu. Mesela Schweppes'in ürünleri var burada. Tonic. 1.69. Burada kolalar var. Litrelik kolaları 1.04. Yani adamlar 12 litre kolayı 12.48'e alıyorlar. Olayı kes. Burada Sprite'ler var. Sprite de gene 1.04. Aynen litrelik kola Sprite. Hepsi hemen hemen 1.04. Fanta keza gene öyle. Şurada Fanta'ya benzer bir şey var. 0.69. Yine Kaufland'ın kendi kolası var. O da 0.39. Şöyle bir sular var. 0.19. 0.49. Dediğim gibi bunlarda suların birazcık farklı farklı çeşitleri var. Hani buraya geldiğinizde özellikle sorarsınız. Normal suyla normal bunların içtikleri bir de mineralli gazlı sular var. Gerçekten çok kötü. Ben hiç beğenmiyorum. Ve şöyle büyük et parçaları var. Bifler var mesela. 200 gram 4.44. Şurada 1 kilogramı 34.99. Şurada gene şöyle 1 kilogramı 19.99. Şöyle bir et var. Yine 1 kilogramı 18.49. Şöyle bir et 21.99. Şöyle bir et var. Onda 1 kilogramı 16.99. Yine şurada şöyle parçalar, parça etler var. Bunlar domuz. Bunlarla ilgilenmiyoruz. Mesela şunlar kuşbaşı et herhalde. İşte yarım kilosu 8.78. Bunlar domuz ürünleri. Şurada tavuk ürünleri var. Şöyle şinitzeller falan var. Mesela şinitzeller 2.99, 2.69. Burası da hazır dondurulmuş gıdalar reyonu. Böyle pizzalar falan var. 2.89. Hazır pizzalar. Şurada böyle farklı patates çeşitleri falan var. Onlar da 2.49. Şurada gene şöyle salamlı pizzalar falan var. 2.49. Şurada şöyle balıklar falan var. 5.49. Daha şöyle büyükleri var. 10.99. Altta şöyle balıklar var. 5.99. Yani şöyle burada pizzalar var. Pizzaların en pahalıları 2.99 falan ya. Şurada
burada şöyle gene balık ürünleri var. 6.29. Şunlara var. 9.99. Burada gene şöyle bir ortada bir alan var. Burada böyle birazcık daha hem elektronik ürünler, işte kahve makineleri, su ısıtıcıları, işte vilede setleri, arada tekstil ürünleri, çantalar falan arasında şeyler var. Bunlarda da baya genelde burası böyle indirim bölümü tarzı oluyor. Mesela şurada şu çantalar falan 9.99, 12.99. Ya tabi buradaki hani gene birim fiyatlarını hesap etmeniz lazım. Hani birim olarak bakmanız lazım. Şurada şöyle mumlayanları var. Ortalama mumlarda 0.65, 1.95, 3.99. Daha büyükleri var 4.99. Şurada gene şöyle ortada gene reyonlar var. Mesela şöyle bir ayakkabı dikkatimi çekti. Şöyle bir ayakkabı var. 12.99 trekking ayakkabısı. Şöyle şeyler var. Tekstil ürünleri gene bunlarda. 6.99, 1.99. Burada yine böyle mutfak malzemeleri, şöyle kaplar, 7.99, 5.99, kavanozlar falan. Şurada ekmek kızartma makinesi var, 54.99. Şurada şöyle tavalar falan, yine mutfak malzemeleri, 12.99. Şöyle bir kaykay var burada. Skateboard. Şunlar. Son dönemde bayağı popüler bunlar. Birçok kişi özellikle burada birçok kişi kullanıyor. Bunların fiyatı da 1 euroymuş. Mesela burada da böyle diş sağlığı için bunlar. 3.25. Yine diş macunları 1.85. Yine şöyle Colgate'in diş macunları 2.15. Evet, geldik sebze meyve rayonuna. Şöyle domatesin kilosu 2.99. Şöyle bizim daha ufak domatesler 1.59. Burada şöyle marul, kıvırcık 1.49, 1.29. Şöyle benim domates var 1.99. Maydanoz 22 kuruş. Patates, soğan 3.49. Soğan 1.99. Limon 1.49. Portakal 2.49. Kivi 1.99. Ananas 1.99. Kavun 'da karpuz. Şöyle göstereyim fiyatlarını da. Şurada elmalar var. 1.99. Şimdi biz ufak alışverişimizi bitirdik. Şimdi kasaya gidiyoruz. Bakalım ortalama ne kadar bir fiyat ödeyeceğiz. Al ondan al. Ya ya ondan al, ondan al. Evet, ondan al. Lütfen buna tek seferde karar ver. Ya ondan yok mu? Bundan da var zaten. Ya tamam, pembeyi alma. Pembeyi ben nerede taşıyacağım pembeyi ya?
sanki poşet taşıdığım var. Bütün poşetleri ben taşıyorum. Bir de pembesini alıyorsun ya. Evet arkadaşlar, şu olayı da göstereyim. Burada güzel bir geri dönüşüm olayı var. İnsanlar genelde plastik şişelerini, cam şişelerini burada atmıyorlar, geri dönüşüme getiriyorlar. Burada hemen hemen her markette bu cihazları görürsünüz. Bu cihazlara üstünde font işareti olan, yani geri dönüşüm işareti olan, yani bizim Türkiye'deki depozito olayı aslında, bu cihazları atıyorlar. Bu cihazlar attığınızda, şu an benim yanımda bir şişe yok. Hani şişe olsaydı gösterecektim bir örnek ama. Bu cihazlara atıyorsunuz. Bu cihazlar size şuradan bir kart veriyor. Kaç paralık yükleme yaptıysanız, yani ne kadar ürün attıysanız, onun karşılığı kadar size bir şuradan bir kağıt çıktı veriyor. Siz o kağıtla gidip o tutar kadar markette alışveriş yapabiliyorsunuz. Ya da kasaya gidip, aynen, ya da kasaya gidip nakit alabiliyorsunuz. Bakın insanlar buraya böyle poşetleriyle geliyorlar. Evet, alışverişi bitirdik. Faturayı elimize verdiler. Şöyle göstereyim. 45 euro. Bizim hanımının söylediği tax free olayında şöyle bir tax free form dolduruyorsunuz. Aklınızda olsun. Yani turist olarak gittiğiniz her ülkede, yani yurt dışında her ülkeye, her ülkede yapmış olduğunuz alışverişlerden sonra o tabii ülkedeki mağazalara ve işte yani gittiğiniz yerlere göre değişiyor. Kimisi 15 euro veya 15 dolar üstüne tax free ödemesi yapıyor. Kimisi 25 euro, 25 dolar üstüne tax free ödemesi yapıyor. Burada sınır 25 euro, değil mi? Yani Almanya'da hemen hemen her yerde 25 euro şeyi var aslında. Biz hemen hemen her yerde 25 euro üstü istiyorlar. Ödediğiniz vergi dilimini geri alabiliyorsunuz. Yani o verginin de tabii tamamını almıyorsunuz gene. Yani belli bir kısmını geri iade ediyorlar size. O da zaten biliyorsunuz. Yani bu global listeden tek sikliği. Bize 45.87, yani 45 euro 87 centten bize vere vere 50 euro verdi. 50 euro diyorum. 50 kuruş geri verdiler. 50 cent. 50 cent. Bu sefer güldürmedi tax free beni. Evet, bu sefer tax free bizi hiç güldürmedi. Normalde gene bir 3-5 alıyorduk bir şeyler geri de. Evet, bu market alışveriş olduğu için muhtemelen. Aynen, market alışveriş olduğu için, yüksek bir vergi birimi olmadığı için o yüzden çok az para verdiler. Ama normalde ben bir 3-5 euro falan bekliyordum. Poşeti doldurduk. O zaman eve doğru devam. Hadi bakalım. Gidelim. Evet arkadaşlar, bir market alışverişinin daha sonuna geldik. 50 euroya çantamızı doldurduk. Bayağı bir şey de aldık ama. Yani. Türkiye'de 50 liraya bir poşet alıp çıkıyoruz. Yani aynen, Türkiye'de yani 50 ufak 50 bir poşet olmuyor. Bir poşet alıp çıktığını hesap edersen. Burada bayağı yani deodorantından, saç spreyine, çorbasından, nutellesine, çikolatasından. Ekmeğine. Ekmeğine, yani her şeyimizi aldık. Yani biz birazcık daha böyle hani kozmetik ve gıda alışverişi karışık yaptık. İhtiyacımız olan şeylere göre.